Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından aylar geçti. 6 Şubat'ta meydana gelmişti. İki büyük depremde ve 11 ilde etkilenmişti. Ama hala yaşam devam ediyor Kahramanmaraş'ta. Devlet ve milletin omuz omuza vermesiyle, el ele vermesiyle. Evet, pek çok yıkılan bina oldu. Hasar gören, büyük hasar alan yerler oldu. Ama bir takım komplo senaryoları da söz konusu olmadı. Dediğimiz gibi komplo senaryosuydu onlar. Hala ayakta duran binalar var. Hem de bu binalar tarihi binalar, tarihi yerler. İşte o tarihi binanın, o tarihi mekanın içerisindeyiz şu anda. Bir müze lokantası burası. 1982'de inşa edilen ve ikinci kuşak olarak devam ettirilen o yer, şu anda orayı görüyorsunuz. Çok hafif bir hasar aldı burası. Müze lokantası olarak devam ediyor. Şimdi bu bina ile ilgili biz detayları alacağız. Kimden alacağız? Genç işletmeci Turgut Turaç'tan alacağız. Turgut Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz, sağ olun. Nasılsınız? İyi öncelikle. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Öncelikle tabii ki geçmiş olsun diliyorum sizlere. Ama böyle bir yerin, evet, 1982'de inşa edilen tarihi mekanın hala ayakta kalması, o büyük depremlere rağmen... Evet. Ayakta kalması çok kıymetli. Şimdi bu yerin detaylarını, bilgilerini sizden alalım lütfen. Tabii efendim. 1982'de Cumhur Turaç tarafından, yani babam tarafından kurulan bu mekanı çok ekonomik zorluklarla, küçüklüğünden beri hayal ettiği, bu tarz evlerde büyüdüğünü, ben de ileride bu insanlara böyle bir sofra açmak istiyorum, böyle bu nezih ortamda yemek yedirmek istiyorum. Burası Kahramanmaraş'ın en eski mahallelerden biri. Dumlupınar Mahallesi olarak geçiyor. Eski adı Nahrönü. Arabistan'dan babam 18 ay kaldıktan sonra buraya geldi. Kasaplık olarak başladı bu işe. Kasaplıktan sonra restoranta dönüştürdü. Talep de çoğalınca bu tarz ortamı yani böyle devam etmek istedik. Tabii hayalleri daha da çoktu ama ömrü bu kadarmış. Allah rahmet eylesin. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok, evet. Tabii ki Allah rahmet eylesin, evet, babanıza. Evet. Şeyi sormak istiyorum ben size. Evet, tarihi bir, eski bir mahalledeyiz, evet, dediniz. Tabii ki mekana uygun, evet, mahallede eski. 12 Şubat, evet, ilçesi de depremde hasar gören ilçelerden biriydi. Daha doğrusu pek çok yer gördü ama en fazla hasar gören ilçelerden, doğru, biriydi 12 Şubat ilçesi de. Evet. Şu anda oradayız. Bu mekan, evet, orada. Burada Maraş'ın, Kahramanmaraş'ın, evet, o tarihi yöresel yemekleri mi yapılıyor? Nedir, evet, ne değildir? Burada şimdi iftar menümüz var şu anda. İftar menüsünde rezervasyonla çalışıyoruz. Salata, çiğ köfte, lahmacun, çorba, ayran, çay ve tatlı veriyoruz. Ana yemekte karışık ya da eli böğründe. Eli böğründe de buranın yöresel bir yemeği Maraş'ın. Bir tarafta et, domates, biber, sarımsak fırında pişiyor. Bu şekilde bir sofraya zenginleştiriyoruz. İnsanların önce gözünü, sonra karnını doyuruyoruz. Peki malum biz şu anda Ramazan ayı, evet, içerisindeyiz. Burası dediğiniz gibi iftar saatinde, iftar menüsünde, evet, yoğun bir kalabalık, evet, yaşıyordur. Tabii, doğru, depremden öncesinde, evet, çok daha yoğun oluyordur diye tahmin, evet, ediyorum ama, doğru, nasıl en azından depremden sonra geri dönüşler, evet, nasıl size? Yani iyi şu anda. İnsanlar sağ olsunlar arıyorlar, geliyorlar, soruyorlar, geçmiş olsun diliyorlar. Yani ileride daha iyi olacağını düşünüyoruz Kahramanmaraş'ın olarak. Önce devletimiz, sonra milletimiz olarak hep birlikte memleketimizi ayağa kaldıracağız inşallah. Peki, ben size çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Ama şunu da merak ettim son, evet, olarak. İzleyicilerimiz de bunu sizden duysunlar. Siz ikinci kuşaksınız, evet, değil mi? Babanız, doğru, açmıştı. Evet. Şimdi vefat ettikten sonra, evet, sanırım size kaldı. Evet, bize kaldı. İkinci kuşak olarak biz devam ettiriyoruz. Yani bu sofrayı, bu
zengini, bu mekanı elde tutmak istiyoruz. Baba yadigarı Kahramanmaraş'a hizmet etmek istiyoruz. İnsanlara hizmet etmek istiyoruz. Devam ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Çok güzel bir şey söylediniz. Kahramanmaraş'a hizmet etmek istiyoruz. Evet. Depremden sonra aslında pek çok giden insan oldu. Ama evet. sizler Maraş'ta kalan evet. ve buraya Doğru. hizmet etmeye devam eden esnaflardan evet. birisiniz. Doğrudur efendim. Yani Kahramanmaraş'ı bırakamayız. İnsanlarımızı seviyoruz Maraş'ımızı. Başka bir memleketimiz yani herkesten Allah razı olsun. Bu şeyde bize çok yardımcı oldular. Ama kendi memleketimiz gibi yok. Biz de varız dedik. Açtık ya Allah ya Bismillah dedik. Devam ediyoruz inşallah. Allah bir daha yaşatmasın kimseye. Peki çok teşekkür ediyorum. İşte Kahramanmaraş'ın tarihi müze lokantasındaydık. Turgut Turaç anlattı buranın hikayesini. Neden müze lokantası denildiğine değindi. Dededen, babaanneden ve babadan kalan eşyalarla burası bir müze lokantası haline getirildi. Ve o 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremlerin ardından da burası hafif çok hafif hasarlar alarak ayakta kalmaya devam etti ve Ramazan ayında iftar sofralarında buraya misafirlerini bekliyor diyelim ve sözü size bırakalım.